Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle geride bıraktığımız kandilimizin mübarek olmasını tekrardan diliyorum. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1792-1800 yılları arasındaki 8 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik ve doğru bir şekilde elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1800-1806 yılları arasındaki 6 yıllık süreç olacaktır. Biz inşallah bu videomuzda sizlerle birlikte 1800-1806 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik, doğru, net, anlatılabilir, kısa ve öz bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz dostlarım. Bu arada şunu da belirtmem gerekiyor ki çok değil bir iki hafta sonra İlber hocamızla geliştirdiğimiz projemizin son kısmını bir sisteme oturtup size o projemiz hakkında Büyük Selçuklu videomuzda o zamanki gelecek olan Büyük Selçuklu videomuzda çok kapsamlı bir, hatta Büyük Selçuklu'ya da kalmayabilir, ayrı bir videomuzda diyelim. Büyük Selçuklu'ya da kalmayabilir. Düşündüm de Büyük Selçuklu'ya bir saniye. Dostlarım, Büyük Selçuklu'ya kalmayacak. Yani ikinci Büyük Selçuklu videomuzda kalmayacak. Bu Büyük Selçuklu, bu hafta yani 3 video sonraki, hani bu haftayı saymasanız 2 hafta sonraki, şöyle diyelim daha net olsun, yayınlanacak olan ilk Büyük Selçuklu videosunun ardından onu takip eden hafta Perşembe günü biz inşallah sizlerle birlikte o projemizin ne olduğunu ayrı bir videoda en ince detayına kadar anlatacağız. Bunun da şimdikten duyuruz, ne yapalım. Evet, o zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Takvimlerin 1800 yılı, takvimlerin Jodh Gues Kasini Cici'ne göre hazırlanmaya başlaması. 1800, Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin 7 ada cumhuriyetini kurmaları. Mart ayı. 1801, kara mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi. 1801, Mısır'ın tarihine dair mütareke. 1802, Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi. Bu sayede Karadeniz, Osmanlı Devleti'nin salahiyeti, Karadeniz'deki salahiyeti açısından çok büyük bir zarar uğramıştı dostlarım. 1802 Paris Antlaşması, Fransa ile barış. 20 Haziran 1802. 1804 Sırp İskenderun'un başlaması. Şubat. Yani Şubat 1804. Arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, Osmanlı Devleti'ne ilk isyan eden devlet Sırplar, ilk bağımsız olan devlet ise Yunanlılardır. Bunu unutmamamız gerekir. 1805 Avrupa tarzında ilk hastanenin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması. 1802 Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un imparator unvanını tanıması. 1805 Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini Temmuz. Ki bakın çok değil, birkaç yıl sonra Mısır elden çıkacaktır. Yani birkaç video sonra Mısır elden çıkacaktır. Bunu da belirtmekte fayda vardır. 1806 Nizam-ı Cedid'in basarasızlığı ve gerilemesi. 2. Edirne Vakası.
1806 Osmanlı-Rus Savaşı. 1806 3. Selim'in Mühendisane-i Berr-Hümayun'u Hümayun kararnamesi. 1806 Tersane Tıbbiyeti'nin kurulması. Ocak 1806. Dostlarım, bu video biraz uzayabilir. Şimdi ben iki tane konu hakkında size bilgi vereceğim. Bunlardan birincisi Jacobs Kasiri'ni Cici'ne göre takvimlerin hazırlanması. İkincisi de Rus ve Osmanlı Kuvvetleri'nin 7 Asya Cumhuriyeti'ni kurmaları. İlk konumuz 7 Asya Cumhuriyeti. Wikipedia kaynağına göre 7 Asya Cumhuriyeti 1800 yılında Osmanlı Devleti ve Rus İmparatorluğu tarafından Fransa'dan alınan İyon Adaları üzerinde 21 Mart 1800'de kurulmuş bir devlet. Efendim, bu adanın başkenti Korfu, yaygın dilleri, resmi diller Yunanca, 1800'den itibaren İtalyanca, resmi olmayan diller İtakiyan, Venecikçe ve Yavanik. Hükümet, cumhuriyet, yasama organı parlamento, üst meclis senato, alt meclis yasama meclisi, kuruluşu 21 Mart 1800, Osmanlı ve Rus himayesi 1799, 1. ve 2. anayasa 1800-1803, Tilsit Antlaşması ile 1. Fransız İmparatorluğu'na bırakma 9 Temmuz 1807, Britanya'nın işgali 24 Temmuz 1814, Britanya himayesi 5 Kasım 1815, dağılışı 1815. Yani 1802'de kurulan, hatta 1800'de kurulan devlet 15 yıl sonra dağılıyor. Evet. Günümüzdeki durum arkadaşlarım bunun Yunanistan, Arnavutluk. Yunanistan Arnavutluk'un oluşan bir devlet. Arkadaşlarım, bu birinci konumuz. İşte adalar hakkında bilgi verelim. 7 Asya Cumhuriyeti'ne bağlı ve 7 Asya Cumhuriyeti'ne adını veren İyon Denizi'ndeki bu büyük adalar şunlardır: Korfu, Paksu, Ayamavra, Kefalonia, Zenta, Teka, Çuha adalarından oluşan bir cumhuriyettir bu cumhuriyet. Arkadaşlarım, gelelim Jacobs Kasiri'ye. Jacobs Kasiri 18 Şubat 1677 ile 16 Nisan 1756 yıllarında yaşamış ünlü İtalyan astronom ünlü İtalyan astronom Giovanni Giomecchiana Castoroni'nin oğlu Fransız bir astronomdu. Yani babası İtalyan astronom, oğlu Fransız astronom. Doğumu 18 Şubat 1677 Paris Gözlemevi. Ölümü 16 Nisan 1756 Turi. Bilimsel kariyeri astronomi. Cassini Paris Gözlemevi'nde doğdu. 17 yaşında Fransız Bilimler Akademisi üyeliğine kabul edildi. 1696'da Royal Society of London'ın bir üyesi seçildi. Ve 1706'da Maltre das Comtes oldu. 1713 o genişletilmiş Paris meridyeni yay ölçme ve meridyen itibaren Dunkirk için Perpignan basılıklı ve hacminde sonuçlarını yayınladı. Treaty de la İhtişam et de la Rakam de la Tri. Bir derece için iki ayrı hesaplaması meridyen yayı 57.097 Toise de Paris ve 57.067 Toise idi. Ve dünyanın yarı çapı sırasıyla 3.271.420 Toise ve 3.269.297 Toise için sonuçlar verdi. O da yazdı. Elementes de astronomiye üzerine doğru hareket ve ilk tablolarını yayınladı. Uyduların arasında Satürn 1716 yılında o Colomrot Fransa yakınlarında Troy'da öldü. Asteroid
24.102 Zakops Koniseni onun adını almıştır. Zakoes Cassini, Suzanne Frantoise, Cleopatra de Tiomanus ile evlendi. İkinci oğulları Cassini, üçüncü olarak bilinen Gök bilimci Cesare Frantoise Cassini de Turu idi. İşler astronomi ile ilgili yayınlardan bir kısmı Paris Ödeme ve Kütüphanesi'nde korunmakla ve aralarında dijital kütüphanede tevrimci olarak mevcuttur. De la Courantouert et de Fouet et la Tri dünyanın boyutu ve özellikleri bu hakkında. Metodi de Determiner si la Tri est Sipisu o onun dünyanın göre olup olmadığını belirleme yöntemi. Elements de astronomi. Astronomi öğeleri. Treat de la comite qui e peru en december 1743 and en ziver fevrier and mars 1744. Aralık 1743, Ocak, Şubat ve Mart 1744'te ortaya çıkan kuyruklu yıldız hakkında. Dostlarım, ben bunu bir tebrik etkilerinden okudum. Zakops Cassini kim olduğunu bilmiyorum. Lakin ben bir adam olarak bunu atlettim. Ben bunu çeviri veterinerinden okudum. İtalyanca ve İngilizce kartımı veterinerinden okudum. Bu yüzden ben bunu pek okuyamamış olabilirim. Size anlatamamış olabilirim. Dediğim gibi zaten çok önemli bir adam değil bu adam. Ben sadece üzerine değinmek istedim. Adamı da pek tanımam, yani bilmiyorum. Bir cümlemiş, ben ilk kez duydum bu kitapta. Yani kaynağımda. Çok önemli bir adam değil. Zaten önemli bir adam olsa, mesela Piri Reis olsa ya da bir, efendime söyleyeyim, Piri Reis ya da Barbaros Hayrettin Paşa olsa ya da Barbaros Hayrettin Paşa olsa anlarız. İsmini biliriz. Hayatını okuruz. Kitabını yazarız. Ama bu Zakops de Cassini hakkında benim bir bilgim yok. O yüzden ben bunu dediğim gibi çeviri eserinden Google Wikipedia'dan çeviri eserinden İngilizce ve İtalyanca karışımı çevirmiş şekilde ben bunu okumaya çalıştım. Tabii benim İngilizce ve İtalyanca olmadığı için bu biraz karıştı ama bu adam hakkında az buçuk inşallah bilgi verebilmişimdir. Zaten bu adamı da zannetmiyorum, yani en azından yeni meselesi de sormazlar. Üniversite sınavında sormazlar. KPSS için de zannetmiyorum ya. Belki mülakatta sorarlar. Bilmeyen ellerindesindek istin diye. Ama onun sonunda gelmez yani bu adam. Her kimse. Şimdi dostlarım, biz bu videomuzda sizlerle birlikte 1700-1800-1806 yıllar arasındaki 6 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizden döndüğünce anlamayı ve anlatmaya çalıştık. Benim elimde olmayan sebeplerden dolayı videolarımı artık çoğunlukla akşam vakitlerinde çekeceğim. Bunu belirtmek isterim. Bu sizin için kamera açısından, görüntü açısından bir problem yaratıyor mu? Ya da görüntümü bozuyor mu? Bunun hakkında fikirlerinizi, yorumlarınızı bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer yorumlar kısmı kapalıysa, çünkü bir ayardan orayı kapalı. Bir ayarı var onun, oradan kapattık. Eğer kapalıysa ve videoyu beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Ben buradan görüntü kalitesinin kötü olduğunu anlarım. Bunun üzerinden de zaten onun için gündüzleri çekmeyi tekrardan basarız. Ama çoğunlukla artık akımlara gidiyoruz. O zaman isterseniz videomuzun kapanış kısmına, yani son bir dakikasına geçelim dostlarım. Dostlarım, biz bu videomuzda 1800-1806 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce kendi bilgilerimiz arasında kronolojik, doğru, net, kısa, anlaşılabilir bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda 1806-1812 yılları arasındaki Osmanlı Devleti 6 yılda Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları yine sizlerle birlikte sizlerin izin verdiği ölçüde kronolojik, doğru, kısa, net, öz ve anlatılabilir bir şekilde anlamayı ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun,
Diğer videomuzda önümüzdeki hafta görüşürüz dostlarım. Allah'a emanet olun.